Tamam mıyız abiler? Yeniden Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tepecik'teyiz. 1 Ağustos 2021. Dima 167. Emir. Emamir tekniğine başlamadım. İşleyelim. Sonra Evamiri tekniğine tekrar ya akla. Herhalde bugün emir, evamiri tekniğine bitmez. Tamam. Geçen hafta Mehmet kardeş şey yapmıştı. Ben onu bir göstereyim. Şöyle yapayım. Onu bir göstermem lazım ki başlayalım. Şöyle yapsak. Şunu... Arnavutköy'de herhalde daha güzel bir tatlı olacak değil mi Osman? İnşallah abi. Yani kaldır indir mi diyeceksin yani? Sayfayı çevir boş. He ya. Böyle bir şey gelmesi lazım. Ha? Tabii. Sayın. Yani Arnavutköy'de böyle yapmayacağız ya değil mi? Son kat. Ya, bu... Akıllı tatlı yapacağız da şeydeki gibi. Evet, Fethullah evet. Mescid'de vardı ya. Yapıyordum. Yok, akıllı tahtamız durmuyor mu? Akıllı tahtamız bir yerde duruyordur. O, Ömer bir yere vermemişse. Yani vermemiştir. Çünkü başka dershanelerimiz var ya. Oysa çok da iyi kullanıyordum ya, böyle fırın çeviriyordum böyle. İyi alışmıştım ya. Ay ne oldu ya? Buraya getirecektik. Şöyle yapayım. Evet, çevir abi. Yok, öyle çevirince... Yok. Tamam. Yine böyle dönecek. Tamam, şu anda... Tamam, yaptık Emre. Geçen haftayı... Emre sen de itti o, korkma bakayım. Yoksa telefonun eziliyor. Anan. Sinyal ver. Delilik burada bedava. Yeter ki canlı uyanık, canlı olun, her türlü şey yapılır. Şimdi bak arkadaşlar, geçen hafta burada kalmıştık. Emir sureti. Allah canibim deme. Esmalar olacak, onu kim silmişse. Neymiş bir şey olur. Onu şey yapalım ki. Esmalar mıydı? Esma orası. Esma. Parantez var abi orada. Esma-i İlahiye. Esma-i İlahiler diye mi yazmışız? Esma-i İlahiler. Parantez içinde Esma-i İlahiler. Yok öyle kalsın abi. Esma, irade, tekvin. Tamam. Öyle kalacak da Esma-i İlahiyeler olacak. Tamam. Esma-i İlahiyeler. Burada. Değil mi? Ben şunun için yazdım abi. Esma, irade, tekvin. Şimdi şu mahiyette şunatın içinden bir şey oraya yazamadığım için orayı geneledim. Evet. Esma-i İlahiyeler, subut-i sıfat, zat-i sıfat, şunat-ı zatiye. Evet o kadar. Şimdi mahiyette yani o şunat-ı zatiyeden hangisi esma, irade, tekvine denk gelir bilmiyorum. Bilmiyoruz. Sureti bir yapalım. Sureti Esma-i İlahiyeler. Evet. Bütün Esma-i İlahiyeler. Yani emir ya, her bir esma emrediyor. Ezber olmasın. Emri ilahi, emri Rabbani, emri ezeli. Yani her bir esma emrediyor. Yani yapısı, su ıslatması emirdir. Yani ile böyle kelamla yap, yapma gibi değil emir. Yani kendisi emirdir. Mesela güneş şu anda emrediyor. Önüme geleni yakarım diyor. Allah'ın emri böyle. Yani kendi hali. Su ıslatır. Önüme geleni ıslatır. Beni ıslatır mısın diye denenmez. Onun için emir... Esma-i İlahiler hepsinin olması, yani yaptırıcılığı, su gibi, ateş gibi, rüzgar. Kanuniyeti nedir? Onun aslı, esmalar, emir. Emirler iradeden geldiğini söylüyor. Ama tabii hangi emir? Böyle bir şeyi meydana getirmekte tercihe taalluk eden esmaların kanuniyeti irade yoksa hayatın da taalluk eden Muhi esması var, kuvvet esmaları var kudretin, basar, basirettir vesaire, semi, yani diğer esmaların da yaptırıcılığı var. Ama bizim konumuz evamiri tekviniye olduğu için, yani çekirdeği bizi hareketlendiren iyim, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil, bu evamiri tekviniyemizdeki o surettir, evamiri tekviniye surettir. Buna bu hale getiren emirdir. Emir. Zaten abi sağ tarafta subut sıfat yazmışız. Onu gelecek. Orada diyor, bu değil mi? İradenin yanında.
İradenin yanında zaten subut-i sıfatlar. Ha, sıfatlar. Ha, tamam. Ha, geneli subut-i sıfatlar. Bunlar gibi. Esma, esma ile. Evet. Tamam. Yani illa buna takılmayın diye izah yaptım. Anladım. Hakikati ise tekvin, yani emirin, ama diğer muhalefetun ilavadis, kıdem, bekabahtan gibi onların da emrediciliği var. Ama bu yolla ifade ediliyor. Mahiyeti ise bu emrin, tekvin, ol, yani şey yapması, tabii bir üstünü tanımladığı için mahiyet, şunatı zati de emrediyor zaten, şefkat-ı mukaddesi. Yani onun dışına çıkamazsın ki mesela çocuğuna, hadi yapma şefkat. Mümkün değil ki. Hani karpuz ağzına koydun, hadi lezzet alma. Lezzet-i mukaddesinden geliyor. Emrediyor. Yani yapısı emirdir kendisi. Şimdi bu insanda, şey, kainatta, şeceri hilkatta, evet, şeceri hilkatta yaparsak, sure, yani mahlukat canibi. Evet, mahlukat. Burada herhalde yazıyor. Alem-i şehadet hulasa edeyim dedim. Geçen hafta. Alem-i şehadette bulunuyor. Kanuneti kün emrezesi lefi mahfuz veya onlar bir de kün emrezelisi var. Lefi mahfuzdan daha aşağıya. O tezgah diyor ona ustad. Kafnun tezgahı diyor. Onlar hep böyle ama bir üstünü söyleyince diğerlerini de içine alıyor. Hakikati da esmalar arşta iken bu arş-ı azam olmasının sebebi ism-i azam ciheti oluşundandır. Mahiyeti de bizim yapı itibariyle meculumuzdur. Emir bu. Emir'i böyle şey yaptıktan sonra insanda uygularsak suretin emredici şeyleri var. Dayatmaları var. Yani bunu bilmezsen nasıl yöneteceksin kendini böyle? Ölüm korkusu, kabir, zanlar, malumatlar, suret, suretin dayatmaları emirdir. Serbest bölgededir. Suret, mesela acillere gitmeler. Yani uygulamaları misal veriyorum. Yani sırf o sahada değil de genel yapmak. Sonra kanuniyeti, insanın aklı. Akıl, her şey akıldır diyor mesela. Akıl dayatmaları, felsefe. Felsefe emir, aklı esas almış. Us demiş, öz demiş, töz demiş. Hani asıl, ondan başka ileri bir şey görmemiş. O dayatmasını görünce. Mesela kuvve-i akliye yani, emredici. Hakikati ise kalp. Niye kalp? Hakikatler hakaikeşe sabitatır. Esma-i ilahiyelerdir. Esma-i ilahiyelerin bize olmaları ister istemez oluyor. Mesela kulağım duruyor, çalıyor yani şey geliyor. Mahiyeti de ruhtadır. Mahiyeti ruhtadır. Yani yapısı emir. Onun bize ruh. Ha bir de şeyin meculdaki o sırrı insan, o zaten emir değil o. Başka bir şey. İşte biraz önce dersin başında dedik. Adem mutlak cinsinden bir şey ya. Bilmiyoruz. Yani kendimizi kendimiz de tanımaya çalışıyoruz. Çünkü başka muadilimiz yok. Meleklerini tanımak istediği de o galiba. O. Lef-i mavzuda zaten bakmış. Evet. İnsanın istidadına bakmış. Kan dökecek, fitne dökecek. Tamam da buysa ki bu, başka tarafım var bilmiyorlar. Niye bunu yapıyoruz? Biz kan dökmüyoruz, fitne de çıkarmayacağız. İbadet istiyorsan biz ondan fazla yapacağız. Üç tane şey, ondan fazla ibadet yapacağız. Kan dökmeyeceğiz, fitne yapmayacağız. Ya istidadına bakmış diyor, ya da lef-i mavzuda bakmış. Ama sonra Cenab-ı Hak orada benim takip ettiğim bir gaye var diyor. Bir insanda sır takip ediyor, sırrı insan ediyor orada. Badıl abinin şeyinde de sır. Bir sırrım var diyor insan üzerine. Sırrı insani yani. İnsan üzerine sırrım var. Sırrı insani. O bilmiyor. O gözükmüyor çünkü yazılım değil. Abi bu kaderin dışında bir şey mi? Kaderle falan dışında yok galiba. Yok. Dışında bu. Mesela geçen bir şaka yoluyla bir şey söyledim ama bir şey söyledim. Şaka yoluyla söyledim ama dedi ki abi kaderimizi değiştiremeyiz mi dedi ya. Kader Esma-i İlahilerin bütünselliğidir. Sen zat-ı sıfata muhatap olursan esma, kaderin arkasındasın. Ben şöyle cevap verdim. Kaderini mi değiştirmek istiyorsun? He? Eğer kader değişmez demek Allah'ı mahkum etmektir kendi kararına. Yani mutlakiyetten çıkarıyorsun. Allah bizim hakkımızda karar vermiş. Tamam. Karar
Allah değiş, şeyi kaldırır. Yani o zaman kaderini değiştirmek istiyorsan yazanı bul. Kaderi yazanı bulursan kaderini değiştirirsin. Böylelikle yani. Neye benziyor? Şeyden çıkarttım ayetten. Men yeşâ, ben istediğime hidayeti veriyorum. Abi o zaman cebir değil mi ya? İstediğime hidayet veriyorsa Allah istediğine veriyor. Peki kime veriyor? Altına yazıyor zaten ayette. İstediğim gibi olursan, istediğim gibi olursan istediğini alırsın. Onun istediği gibi olursan istediğim neydi? Hidayet alıyorsun. Bak, istediği gibi olursan istediğini alıyorsun. Kaderi yazanı bulursan kaderini değiştirirsin. Geçmişte bir yazı olmadığı için hala da yazılıyor şu an. Hala devam ediyor. Bakarsan o noktada. Tabii canım. Yani kader neydi? Esma-i ilahiyelerin yani, bütünselliğiydi. Yani kardeşim ben Esma'nın arkasında tarafım yok mu? Kainatta Esma'lar var. Bende zati taraflar var ya. Geç öteki tarafa. Nedir o? Bu dünyada rahat yaşamak, Müslüman'ın sığınağı, Müslüman'ın gemisi ya. Sırtındaki yükü bırakmak sebebi. Nedir o? Kader. Kader Risalesi'nin sonunda söylüyor ya. Sırtındaki yükün niye nasıl? Kafirde bu yok yani bu nimet. Ha, kader esmaların şeyi yani. Bu dünyada rahat yaşamak. Ahirette kader iman yok ki. Ahiret iman var mı? Allah'a iman var mı? Melekler iman var mı? Zaten oradasın. İman emin olmak. Ne emin olmak? Ya zaten yaşıyoruz. Burada güzel. Müslüman'a Allah merhametidir ya kadere iman etmek. Çıkamadın. Ne yapacaksın? Kaderin buydu. Kazanamadın okulu. İlmem şeyi yapamadın. O olmadı, bu olmadı. Mesela şey gitti arsa. Nasibim yokmuş. Tersini düşün ehli dünya. Vay keşke. Bir sürü keşkeler var. İnsan rahatla yaşatıyor ya. Her şeyin sahibini taşıyor seni. Bunu yaptıktan sonra şimdi emire başlıyoruz. Emir. Emri tekvini evet. Sonra bunu bitirince emir bitirmeden evamir tekviniye girmek istemedim. Evamir-i tekviniye bu taraftır. Emir öteki taraftır. Evamir-i tekviniye tekvinin artık vücuda dönüştürdüğü çekirdek. Üç tane şey söylüyor. Tohum, çekirdek, nutfe. Bunlar evamir-i tekviniye. Kader, evamir-i tekviniye de var. Ha, kader. Zaten hakikatine kader dedik evamir-i tekviniyenin. Hakikati? Kader. Kader, doğru. İyiyim. İhtiyaç, iştiyak, incizap, evam et. Bu vücut haricisi. Biz bunu yazan, bu imi yazan emri tekvininden konuşuyoruz. Kul huvallahu ehad, küllehen küfüven ehad. Baş ve sonu aynı ya. Kul azu bi rabbin nas, melikin nas, malik, melik, melekelerimiz, ilahin nas. Bunlar hepsi bize emirdir. Emirleri var yani. Nasıl kurtulacaksın şerlerinden? Yani sıkıntılardan, cinlerden, şuradan ona. Allah'ın Rabbin Nas, Melik'in Nas, İlahin Nas'lığını sende aktif ederek. Yani Rab'ı biliyoruz. Daha önce çok konuştuk. Rab, eylemin doğru olsun. Ondan sonra Melik'in Nas, melekelerini, malik olduklarını, istidatlarını inkişaf ettir. İlahin Nas, doğru yerde doğru insanlarla o ilahlık yani putlaştırma hiçbir şeye. Her şeyi yerine bırak. İlah. Kendini, nefsini hiçbir şey ilah edilme. Şimdi anlamış olmak çok önemli değil. Bak yine söylüyorum. Belki evet. Bizde var ya 120 milyar insan mı geldi diyoruz. Evet. Adem Aleyhisselam şimdi tahmin yani evet. İstatistiklere göre. Şu konuştuklarımızı kaç kişi duydu ki? Bırak yani anlamayı. Ya anlama yani ne olacak? Anlama. Duydun ya, duydun. Ya geçen hafta değil mi? Bir tanesi, abi ayza açık dedi. Arkadaşlar var falan falan dedi. Şöyle bir soru soracağız dedi de. Bakın senin dediğini söyleyeceğim. Geçen hafta gel. Sordu. Cevap verdim Osman. Dedi ki abi burada falan falan neler, şey kişiler var. Yani onlar var, onlara uygun olmadı ki abi dedi yani. Çok yukarıdan oldu yani. Yani biraz ilmi seviye oldu dedi yani. Çıta fazla yüksek oldu. Ben anladım tabii. Ben dedim anladım. Hakan'ım ben onu anladım.
Abi dedi, onun anlattığını bunlar anlamış mıdır yani? Büyük zatlar demiş ki, aklın kemali muhataba göre konuşmaktır. Ben de biliyorum. Peki, niye peki söyledim? Şimdi duysunlar. Sonra anlarlar. Belki duyma fırsatı bulmazlar. Mahsus. Duysun. Ben söylemesem, internette o söyleyeceklerim 10 katını duyarsınız. Dersleri sizin kastettiğiniz cevabı, internette ver videoyu, seyret. Ama şu anda ben söylediğimi bir daha duymayacak. Şimdi duysun, anlamasın. Sonra anlar. Şimdi 120 milyar insan var diyor yerin altında. Bilimin söylediği. 8 milyar üstünde yaşıyor. Bunları kaç kişi konuşmuş? Kaç kişi konuşmuş? Allah sana nasip ettiğinin farkında mısın demek istedi. Allah seninle ilgileniyor biliyor musun? Her şeyine rağmen. Bazıları mesela der, hepimiz benim nefsimim. Ben şu pisliklerimle olmasına rağmen mi? Evet. Nasıl oluyor ya benim bu kadar pisliklerime rağmen mi? Allah olduğundan öyle oluyor. İnsan, bir şey söyleyeceğim ama garibinize gidecek yani. Bozulmuş olan Hristiyanlıkta, İncil'de şu ayet var. Ben diyor, 12 tane valine, ben diyor gideceğim şöyle şöyle yapacaklardı, beni alacaklar asacaklar diyor. İyi dinleyin ama burayı. Çok gülmüştüm, gene de gülüyorum. Ama bozulmuş olmasına rağmen öyle şey gibi düşünmeyin. Dedi ki, Paulos dedi ki, o zaman gitmeyin efendim dedi. Bunlar gidip de başına geleceğini biliyorsun. Neye gidiyorsun diyor. Ne dedi biliyor musun? Git oradan, sen insan gibi düşünüyorsun. Rab gibi düşünmüyorsun. Sen insan gibi düşünüyorsun. Rab gibi düşünmüyorsun. Zaten mesela misal vereyim. Adam söyledi bana, dedi ki, abi dedi, kerameti şöyle böyle, ne yapacaksın lan şu kerameti ya? Ben dedi, ciddi bir işte kullanacak zannettim. Abi dolmuşlardan kurtulurdum. Ya böyle adama verilir mi? Yani insan gibi düşündüğü için ona verilmedi bu gayb ilmi. Ha? Sen diyor, pis diyor, pis bağız, git. İnsan gibi düşünüyorsun, Rab gibi düşünmüyorsun. Rab gibi düşündüğü için ona verildi. Çünkü dönmeyeceğini bildiği için Allah'ın kararını onun için söylemiş. Endişe etme bak sana böyle böyle yapacağım. Sonra aramız açılmasın. Ha gideceğin böyle olacak yani. Çünkü o şimdi duy, anlama. Sonra anlarsın. Ne zaman? Duyduklarının hepsini anlayacaksın. Ama dünyada ama ahirette. Anlamadıkların var hepsini anlayacaksın. Ya berzahta, ya cennette, ya burada. Ama duy, duymadan gitme. Duymadınız mı denilecek sana. 110. sayfa, 29. defter. Meclis-i Nurani'de giren var mı? Meclis-i Nurani'ye girdim, ben gördüm diyen var mı arkadaşlardan? Onu gördüm. Abi var abi. Kötü mü çıktı? Biraz kötü ama okunuyor yine. Emirden, viradeden gelen ükde-i hayatiye. Gördün mü onu? Evet. Arabada yazdığım için bu yazı çok kötü. Sonra vazgeçtim zaten, bir daha yazmadım. Emir ve iradeden ükde-i hayatiye geliyormuş. Ükde-i hayatiye neydi? Çok önemli, onun için aldım. Sözler 663. İzahı 68. sayfada anlatıyor. 29. defterinde. Ükde-i hayatiye arkadaşlar, 29. sözde söyler. Büyük abdestten 4 parmak yukarıda, kuyruk sokumun içinde, kemiğin içinde bir hücredir. Acbu zenep, vücut yansa bilmem ne olsa, o hücre çekirdek yani, insan çekirdeği telef olmaz. O devamili tekviniyedir. O ukde-i hayatiyedir. Hayatın düğümüdür. Mesela bunlar bile hayattan yaratılmış, şu kalem. Ne var peki? Hayatın hangi mertebesi var? Ukde-i hayatiye var. Camidatta bile hayat var. Bunu sunatta söyler. Ne der? Şey namı altında her şey hayatlıdır der. Hatırladın mı? Sunatta geçiyor. Bir ayeti kullanırken söylüyor. Bir ayet. Ayet hatırlayamadım. Şey diyor. Türkçesini söylüyor. Şey namı altında her şey hayatlıdır. Allah Allah. Nasıl hayatlıdır? Sonra başka yerde diyorsun camidat. Sureti camidat.
bunun içeriği ukde-i hayatiye var. Ukde-i hayat, ukde-i hayatiyetteki hayat emir ve iradeden geliyor. Emir tekvin, irade subuti sıfattan. Kanunların arkalarında ism-i azamlar var. Çok acayip, çok şöyle, çok hoş. Kanunların arkasına, kanunlar neredeydi abiler? Şurada. Kanunlar şurada. Yazayım burayı. Ne olabilir? Kırmızı, kanunlar kırmızı yazılı. Şöyle, şu ayrı, şu da ayrı. Kanunlar. Şuraya. Namuslar. Namussuz demek, arşsız adam. Kalbi yok. Kalbi yok. Yani namustan farkı görüyor musunuz? Namussuzlar, arşsız yani kalpsız demek yani. Var ya. Şimdi çok acayip, kanunların arkasında ismi azamlar var. Namusların arkasında isimler var. Emirin arkasında tekvim var. Emir, yazmışım burada, gerçi beraber konuşmuşuz, sureti vesaire. Alem-i şehadet demiş değil mi? Ama şöyle yazmışım, çekirdek, tohum, nutfe ve evameli tekvini. Hepsine şey diyebilirsin, kader. Emrin sureti, çekirdek, tohum, nutfe, evameli tekvini. Orada konuştuğumuz için bir daha şey yapıyorum. Neyse konuşayım. Kanuniyeti, lef-i mahfuz. Emri kün feykün, kafnun tezgahları. Hakikati arş-ı azam, arş-ı azam denmesinin sebebi emrin kanunların da dayatması olduğu ismi azam cihetiyledir. Mahiyeti meculdur. Geçiyorum, gidiyorum. Güzel yerlere doğru gidiyoruz. Burada alem-i şehadet dendi, burada evamir tekniğe dedi. Şimdi alem-i şehadette ne var? İçerisini doldurdum. Yani alem-i şehadetin içine nutfe var, çekirdek var, tohum var, evamili tekviniyeler var. İçerisi... Evamili tekvini olmaz. Evamili tekvini meçhulde zaten. Yani şey yazılı mı o? Çekirdek şeklini anlatmak için söyledim. O zaten o mahiyet. Ama alem-i şehadet de çok genel duruyor. Evet. Öyle yani alem-i şehadet... genel değil mi? Ama şeye, şu sıralamayı eğer açarsak, bak nütfe, çekirdek doğrudur ama kanuniyeti o cinsten, hakikati o cinsten ve mahiyeti o cinsten yazmak lazım. Kardeşim, doğru yani. Tamam da alemin şehadet, şahit oldum, bak bakayım birisi gel. Şimdi esir var ya, esir, enerjiden esir, maddi hayat, hep şehadette oluyor bunlar. Esir var ya, her tarafı istila etmiş. Yani... evameli tekvinin ihtiyaç, iştiyak, incizap, kalpte bunlar var ya, bunlar böyle suret itibariyle, çekirdek itibariyle şeydir, atom gir içeriye, enerji gir içeriye, esir gir içeriye, maddi hayat. Yani bunlar bu şekilde bulunabiliyor alem-i şehadette. O ciheti bu. Sonra ilmin tayin ettiği tarzda ve dusturları dairesinde İlmin tayin ettiği tarzda, dusturların dairesinde, iradenin tahsis. Tahsis ne demek? Bu çok acayip yani, şu aralarda söylüyor. İrade tahsis eder, irade tahsis eder. Yani ayırır, belirler. İradenin özelliği o. Onu bundan mesela şu, tükenmez kalem, bu kurşun kalem olacak. Şu anda şu. Ayırır, belirler irade. Kudret ona ne yapar? O ayrılana mahsus bir vücut verir. Elini tutup meydana çıkarır. Emri Rabbani ne yapar? Yani ilimden bunu tahsis ettiği irade. Şu değişik olsun. Tamam mı? Olsun. Kudret de elini tuttu, vücudu hariciye çıkarttı. Emir ise Adem'den haydi vücuda çık. Vazife başına git dermiş. Ama irade neredekini şey yapıyor? İlimde olan var ya, subut-i sıfatta ilim, irade, sen, basar. İrade ve kudret ilimdekileri alır. İlimden seçer irade. Olmasın. Hayır, kurşun kalem olsun. Kudret de dışarı çıkarır. Bu
Vardan var ediyor kudret. Vardan seçiyor irade. Emir öyle değil. Yoktan var ediyor. Kudretle tekvin farkı çok acayip bir fark bu. Evet, buraya da geçiyorum. Bunu bir ara epey yapmıştık abi. Çok yapmıştık değil mi? Böyle 15-20 madde. Yaptık değil mi? Buna atmıştı galiba onu. Evet. Ben yazıyorum şimdi orada. O çok acayip ya. Evamir tekvine bir ara yapmışız ya. Farklı hani o bir ara bir alim sormuş. Hatırladınız mı? Yok. Bir biçimde. Şeyden tekvinle kudretin farkını. Ha ha bu şey İsmail Ağa Canibi'nden. Ha, ha, o zaman mevzu olmuştu hatırladın mı? Ha ha ha. Bilal Hoca değil miydi? Ha? Bilal Hoca. Bilal Hoca. İsmail Ağa Canibi ya. O zaman şey yapmıştı küçük çekmece. Çok acayip. Lima 60. Yok, öyle olsun maşallah sınıf dersinde sayısı kaldı aklına ya. Yok ya şu an orayı tasliğini yapıyor mu doğru? Vay be maşallah çok güzel. Benim Nisan da büyük nimetmiş ya. Benim Ustad dayı hayatında iki defa olmuş. Ülfet 13-10 olmamış. Bir 80 yaşında bir 20 yaşındayken beyni sıfırlatmış. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Bu ehli dünyanın aynı zulmü içinde kaderin bir adaleti olmuş. Aynı diyor, hakikatler olduğu gibi almama vesile oldu diyor. Bütün sistem çalışıyor ama hiçbir şey bilmiyormuş gibi yeniden almış içeriye. Ümmileşmiş. Ha, bir şey söyleyeyim mi size? Ekseriyeti şeyleri, kişilerin zamları vardı yani daha önce kızdı, bir şeyler dedi, kovdu, şey oldu, kavgalar, yürültüler. Hapisten sonra %60-70 beynimden silinmiş onlar. Sıkıntıda. Müsbetler? Yani müsbetleri devamlı da muhatap olunca hemen geliyor arşiv. Mesela diyelim ki biri seni kızmışım geldi, o onlar hep hatırlıyor. Ama onunla kavga ettiğim şeyler, ademi şeyler olunca sirayet etmiyor. Çıkmıyor. O bana hatırlatmadıkça hatırlayamıyorum. Mesela bir misal vereyim. Birisini aradım. Polisti bu. Polis olmaktan dolayı biz de ömrü 40 sene geçince hep sorgulama. Burasını da şey zannediyor. Hep sorgulama tarzına gidiyor. Biz de rahatsız olduk bundan. Sen bizden uzak dur dedik. Dersten derse gel neyse. Kovduk bir derece. Sonra bunu aradım. Hapisten sonra yazdım ya. Ben herkeste arayacağım. Bir şey barışacağız. Beni niye aradın dedi. Dedim ki niye dedim ya. Niye aramayayım ki? Kardeş değil miyiz dedim. Beni kovmuştun ya. Öyle mi ya dedim. Pot kırmıyorum şimdi. Seni kovmuşum. Tabii ya bana dedin ya bir daha seninle görüşmeyelim. Ha iyi o doğru söylemişim dedim görüşmeyin tamam öğrendim ha onunla görüşmemem gerekiyormuş o zaman öyle örnek için söyle şimdi Adem'le tekvim var ya yani %50-60 o insanlarla o yaşadığımız şeyleri inanın silinmiş onun için yakınım diyor ki ya sen ne çabuk dedi ya dostum düşmanı unuttun ya dost unutulmuyor da olumsuzun sirayeti yok. Ademi olduğu için. Neyse bir şey anlatayım. Anlatmak için söylüyorum. Geçiyorum. Geçen gün mü yaptınız? Ümmet Risalesi'nde geçiyor ya. O mesele. Evet, evet, evet. Ama o kadar nimet oldu ki. Peki ne oldu? Artık bir şeyi anlamak. Ülfet elhamdülillah elimi tutamadı pek. Onun için bu dersler oluyor. Mesela Ülfet olsaydı alemle, Adem, mümkün, madum, mevcut, vücut. Bunlara çalışır mıyım? Ülfe hocam zaten biliyoruz. Daha önce çalıştık çok. Evamı tekmeye çalışmadık mı? Sana bir şey söyleyeyim mi sana? İnan Rabbim şahit. Evamiri tekmini, emri tekmini çalıştım ya. Daha önce çalıştığımızı unuttum. Yeniden çalıştım bilmiyormuş gibi. Sonra gördüm. Aa, biz buna çalışmıştım zaten. Çok hangi bir defterde ya? Eski defterde var yani. Eski defterde? Ya çalışmışım. İnan görseydim çalışmayacaktım. Zaten var. Ama çok farklı anlamışım şimdi. Çok farklı ya. Bir oradan kaptım şu. Naklettim. Gördüm naklettim. Tekvin yoktan kudret vardan var ediyor. Bir onu aldım oradan. Diğerleri hep orijinal. Size de orijinal geliyor. Çok şükür. Onun için nisyan dahi bir nimetmiş. Çok şükür. Yeni kuruyoruz hayatı. Seninle dostumuz devam ediyor. Doktor. Şüphelenilmesin.
Tohum ve çekirdekler neymiş abiler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şey sıfatını söylüyor. 1. Tohum ve çekirdekler. Burada mısınız? Bak neymiş? 1. İlahi emirlerin mecmuasıymış. Görüyor musun? İlahi emir. Emir şu. Ol, kalk, git değil. Suyun ıslatması emir ya. Vay canına, bana düşeni, bana geleni ıslatırım. Emir. Ha. Tohum ve çekirdeklerin yapıları ilahi, ilahi naz, ilahi emirleri mecmuasıymış. 2. Kaderden gelen dusturların listesiymiş. Dusturla esas arasına çalışmıştık. İhlas Risalesi'nde ihlasa 9 tane esastır. Dustur ise 4 tane dustur var. Her bir dustur kulağızı bir Rabbin şey kulvallahu ahad birinci dusturunuz. Allahu semed ikinci dusturunuz. 4 tane ayet, 4 tane dustur. Dustur eylemseldir. Esas melekut tarafıdır. Dustur zahirdir, eylemdendir, mülkteki tarafa denilir. Vücut tarafa, melekut tarafa, asıl ve öz tarafına esas denilir. Onun için çekirdek ve tohumlar kaderden gelen dusturların listesiymiş. Başka? Geçen yazın işlediği vazifelerin küçücük sayfayı amellerinin imiş. Başka? Defteri hidamatıdır. Yani hizmetleri, vazifeleri var ya. Yani hizmetlerinin defteridir. İlahi emir bir daha yazmışız demek ki. İlahi emir mecmuasıymış. Sonra bir daha yazdım ya. Kaderden gelen dusturların listesiymiş. Allah Allah. Geçmiş sayfi amellerin ve defteri hidematıdır. Demek ki evet tekrar yazılmış. 1, 2, 3, 4 tane imiş aslında. Evet tekrar edin. Demek ki bunu görmeyecek kadar kafa orada değil. Acayip bir şey. Yani bu neredeydi? Bilmiyorum. Bazen düşündüğümü yazıyorum zannediyorum. Hiç alakası şey yazmış. Sonra diyorum ki bu olmaması lazım. Onun için bu, siliyorum. Oluyor. Bak aynısı ha görüyoruz. Lan üç tane yazdım, üç tane aşağıda tekrar ediyorsun. Okuyorum başka bir yer. Kudret neymiş kudret? Subuti sıfattaki kudret. En latif. Biz kaba zannediyoruz değil mi? Kudret böyle vuracaksın böyle. En latif. En hassas bir nurmuş. Bütün nurları nuruymuş. Kayıtsızmış. Başka yerden bir almay değil. Zatidir. Aynı zamanda sermedidir. Mesela buz suyun sıfatıdır. Yani zati şey değil. Zatla cevherle arası nasıl fark edilir? Mesela diyelim ki buzdan buz mu asıl cevherdir, su mu? Buzu kaldırınca su kalır mı? Kalır. Ha. Peki buzdan suyu kaldırırsan buzdan suyu kaldırsan ortadan kalkar. O zaman su cevherdir. Buz arazdır. Anladık mı abi? Araz sonradan verilen. Araz sıfatlar demektir. Ariz olmuş. Saf, sıfatlanmış. Malzeme yani. Evet. Mütemimleri. Ama cevher ise o ortadan kalktığı zaman her şey ortadan kalkarsa. Demek ki buza baktığımız zaman su cevherdir. Buz arazdır. O zaman kudret, kudrete araz değil, zatidir. Mesela güneş sıcaklığını nereden alıyor? Zatidir, hariçten almaz. Peki bu sıcaklık, şu andaki sıcaklık zati midir? Hayır, güneşten geliyor. Bu arazdır. Karanlık, peki karanlık asıl mıdır? Bir yerden mi geliyor? Kaynağı yok. Hani onu kim yarattı, onu kim yarattı, onu kim yarattı sorulur ya. Elmayı kim yaptı? Ağaç. Ağacı kim yaptı? Böyle sorulur. Sıcağın mesela diyelim. Sıcak. Kim yaptı? Güneş yaptı. Demek ki araz. Soğuk kim yaptı? Güneşi kullanmadan cevap verin hadi. Araz değildir. Zatidir. Vardır soğuk ama bir kaynaktan çıkmaz. Zat ile araz şu. Vasıflanmış, kendisini ortadan kaldırdığımız zaman kendisi de yok oluyorsa mesela soğuk ve karanlık kaynağı yoktur. Ama sıcak ve nurun, aydınlığın kaynağı vardır. Sıcak olması güneşten,
nur işte, elektrik veya güneştendir. Güneşi kaldırırsanız sıcak olmaz ve nur da olmaz. Ama güneş yoktur, soğuk istila eder. Soğuğu güneşsiz izah edemezsiniz. O hepsi Adem'i abi onlar. Hepsi Adem'i. Dolayısıyla niçin dedim? Onu kim yaptı, onu kim yaptı? Sıcağı kim yaptı? Güneş. Soğuğu kim yaptı? Hadi cevap ver. Aydınlığı kim yaptı? Güneş, lamba. Karanlığı kim yaptı? Güneş yok da ondan diyorsun. Onu kullanmadan söyleyeceksin. Allah kim yaptı? Karanlığı kim yaptıysa. Hep deriz ya zaman. Zaman, şu saatte geliyorum. Hep zamanı kullanırız. Ama bir Allah'ın kulu sormaz. Ulan şu zamanın tipi var mı ya? Yazı kışı var mı? Hacmi kütlesi var mı? Zamanın zamanı var mı? Vücudu var mı? Zamanın vücudunu sormaz. Zamanın sahibi olan Allah'a sorar. Zamanın zamanı yok. Allah'ın Allah'ı var mı diye soruyor. Demek ki kudret böyle bir kaba sapa böyle bir şey kaldırmak değil. Neymiş? Bir, latifmiş. Çok acayip, çok hoşuma gitti latif olması. Yeni öğrendim. Hassas bir nurmuş. Bütün nurların nuruymuş. Kayıtsızmış. Acizlik yok içinde. Zatidir. Başka bir yerden almamış özelliğini. Bir de sermedidir. Sermedi evveli, ahiri, dünü, bugünü, yarını yoktur. Zaman ve mekan arkası demek. Allahu samet. Kulüvallahu ehad. Ağacın kökteki çekirdeği. Meyvedeki çekirdek. Küllehu küfüven ehad. Allah samet nedir? Ağacın zahirsi ve batınısı. Aynı darlığı. Sermet olması zaman ve mekanın ve vasıflanan şeylerin arkasında olmak. Sermet. Sermediyet. Mesela, sermet aynısı olmak kolay iş değil diyor. Yani sermedi kelimesi nihayet kelimesinden daha evet. Kapsamlı. Tabii tabii kavram. Nihayet değil o. Nihayet ebede denk gelir. Kalp sermediyet. Yani. Kalp sermedidir. Sermedi aynadır. Mesela sermede aynayı başka yerde kullanıyor. Çok antikama gidiyor. Çok garip. Zaman, mekan, vasfın arkası. Evet. Vasıflanan şeylerden. Zaman, mekan ve vasıflanma şeylerinin arkası. Mesela misal vereyim. Ustad kendisi kullandığını söylüyor. Ramazan Risalesi'nde diyor ki Cenab-ı Hak yemez, içmez, cinsel ihtiyacı yok. Nasıl anlayacağız? Buna ayna olmak lazım ki anlayalım. Zahirle batının mı dediniz? Evet, zahir ve batınında. Zahir, batının... Batının bütünselliği. Zahirin arkasındaki batının bütünselliği. Sermet. Yani nihayetten daha kapsamlı bu. Onun için diyor ki sermedin aynası olmak insan penceresinde kolay iş değil. Şimdi eşyayı okuyorum. Biraz önce kudreti okudum. Eşyayı okuyorum. Eşya nedir arkadaşlar? Şu tanıma bakın. Eşyayı tanımla deyince eşya. Eşya okumanıza gerek yok. Şöyle 5-10 tane madde var. Bitti bak bitti. Eşyanın bir, mahiyetleri, hakikatleri, melekutiyetleri. Üçünü topla. Vecihleri şeffaf ve ayna gibi parlak olduğundan. Görüyor musun bak? Mahiyetleri, hakikatleri, melekutiyetleri. Şeffaf olduğundan, ayna gibi olduğundan, parlak olduğundan. Aynı. Parlak. Her şeyin mahiyeti, hakikati, melekutini parlaktır, ayna gibidir. Eşyanın da öyle. Geliyoruz başka bir tanımlamasına. Eşya itaatlı ve inkıyatlıdır. Bütünselliği ne demek? Kudret-i zatiyenin hükmüne gayet derecede. Aslında bunlar yazılmasa iyi olurdu da yazılsaydı. Sonra bir başka madde. Kudret-i ezeliyenin emirlerine nihayet derecede muti ve musakhar bulunduğundan, sonra intizam, muvazene, hükme itaat ve emirlere imtisal sırrıyla, bu tarafıyla sırdır eşya, yazacağım, bu tarafıyla sırdır, bütün intizamatın, mizanların, muvazenelerin, menşei, menba, mastarı olan, nihayetsiz hikmetin ve gayet hassas bir adalet-i ilahiye bulunduğunu, onu yazayım. Çok önemli.
eşyayı, eşya hakkında bu kadar zaman verelim yani, ayıp olur. Yabancı değil şimdi. Evet. Şimdi Emre. Burada mısın Emre? Buraya bir ses çıkmıyor ya. Burada değil ki. Koymuş buraya poşeti, çantayı. Kendisi gitmiş. Çanta neresi? Bedenini koymuş. Toprağın altına diyor ya usta ölüm için. Eskimiş diyor. Yuvasını diyor. Toprağın altına bırakıp ölümü nasıl tarif ediyor? Şuraya bak. Eskimiş. Kullanılmış. Eskimiş diyor. Libasını diyor. Toprağın altına vermiş. Meleği ağlayan ruhlarıyla giden ruhlar diyor. Emre de koymuş buraya. Emanet emanet bırakıp çekip gitmiş. Şimdi geldi ama. Geldi. Hoş geldin. Yüksek hakikatler ile muhatap ediyorsun abi. Ondan sonra diyorsun burada dursun. Nasıl duracak? Duramaz ki. Horon tepiyor. Duman ediyor vallahi. İçerisi var ya, o kadar hoşuma geliyor ki şu. Ya ben benle öğreniyorum ya. Hakikatler de küsüyor. Sonra neyle anladım? Bulutla. Benim bir yavru var kuş. Bakmadın konuşmadın mı? 3 güne odaya gitmeyin ölüyor. Muhabbet kuşları öyledir. 3 gün kimse konuşmasın ölüyor. Şimdi bakmıyorum ders çalışıyorum. Ondan sonra ne haber? Bağırıyor. Bağırma sesini biliyor. Hatta parmağı götürünce kaçması lazım değil mi? Kafesin öteki köşedeyken buraya saldırıyor, gagalıyor. Sonra neyse güzel güzel konuşuyorum. İnsanı düşünün hele diye anlatıyorum. Bulut, yapma bana. Konuşuyorum, sert veriyor, sonra hop yumuşuyor. Sonra hep yumuşayınca elimi götürüyorum, geliyor, okşuyor. El insanu abidul ihsan. İnsan nedir? İhsana, ikrama, lütfa, güzel dile kuldur. Ona hayvan böyle olursa. Eşya. Bak nasıl, bu niçin yazıyorum biliyor musun? Okudum geçerim. Görmenizi istiyorum ki diye. Böyle çalışın. Siz yapacağınız zaman ben de kabirde olacağım ama bu yöntemi bilmenizi istiyorum. Hiç dokunmadan sözler 469 kaderin orada. Bak nasıl çıkartılmış diye görün diye. Eşya nasıl tane? Mahiyetleri bak. 2 3 mahiyetleri, hakikatleri, melekutiyetleri mi? Doktor bunu çevir herhalde onlar. Ha yok, çevrilmiş mi? Yok. Çevir abi. Zavallar, melekutiyet. Tamam, bak. Hiç dokunmuyorsun. Vecihleri. Bir de 2 tane var. Şeffaf ve ayna gibi parlak olduğundan. Bu başka bir maddenin şeyi. 1 2 Bu 3'ü 1 sayılıyor. Bak 3'ü 1. Mahiyet hakikatları eşyanın mahiyet hakikatları şeffaf ve aynıdır. Şeffaftır, aynıdır.
Ama hep o mu? Hayır. Mahiyet, hakikat, melekütetler böyledir. Eşyanın mahiyet, hakikatı nedir dediğin zaman şöyle diyeceksin. Şeffaftır, ayna gibi parlaktır. Yusuf, eşyanın melekütiyeti, hakikatı, mahiyeti nedir? Şeffaftır, ayna gibi parlaktır. Abi burada melekütiyeti hep söylüyorum ben ama sanki burada kanuniyetinden bahsediyor. Melekütiyet kanuniyet değil abi. Melekütiyet, melekütü eşya. Mesela diyelim ki Budistler, Budizm, melekütü geçebiliyorlar. Kanunlar arş-ı azamda abi. Her şeyin bir mülkü var, bir melekütü var. Varamadığın yer melekut. Ama kanunu ta arş-ı azamda. Mesela diyelim ki mülk cihetidir beden, ruh melekuttur. Ruha girmiş adam, kalbe girmiş. Şöyle söyleyeyim. Yani mülkte değil de melekutiyette daha çok kanun cereyan ediyor bir şey yaptığınız zaman. Ha, yani zaten kanunların hepsi vücud halicisi yok arş-ı azamda ama onlar zaten. Ama melekut kanun denmez. Kanunlar da arkada. Kanuniyeti cereyan ettiği yer. Evet, evet. En cami cereyan ettiği. Evet. En cami. İtaatlı, bak. İtaatlı. Bu şey bitti. Ona nerede var biliyor musun? Nerede var kutu? Emre. Burada var mı? Açar mısın şey Yusuf? Bunun tüpü olacak şu şey. Hadi abim. İtaat. İnkıyatlı. Kanuniyet abi şeyde, belki demiştinizdir de, kanun içinde arş-ı azam dediğinizde surete daha yakın olması gerekiyor, alem-i şehadete. Hakikat, arş, hakikatin üstünde bir yere konumlandırdınız şeylere dikkat. Neyi? Kanuniyeti. Arş-ı azam dediniz ya. Ha, yani şeye bakarsanız, bizim suret, kanuniyet, hakikat sıralamasına göre alem-i şehadetle arş arasında olması lazım. Ha diyor ki sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Oraya niye koydun? O cevher itibariyle o kanunun da şeyi yapılmış. Kanunun sureti var. Zamanı vardı ya. Zamanın sureti var. Cevher itibariyle cevherdir. Peki ama bizim suretle hani hakikat arasındaki kanuniyet dediğimiz zaman aslında alem şehadetle arş arasındaki bir yerde bir aslında şeyi kastediyoruz. Ama oradaki arş-ı azamdaki zaten kanun şeyde lef-i mahve ispatta. Ha, öyle mi? Tabii. Orada ismi yazıyor. Şecere-i Fikat yazıyor. He orada yazıyor. Ama o ne? Cevher orada. Tamam. Kanunu cevher deniyor. Her şeyin şöyle yazıyor. Her şeyin cevheri burada. Kanuna şeyde lef-i mahve ispatta. Aşağıda. Tabiat, kanun. Orada. Yani kanuniyeti lef-i ispatta. Kanunun mahiyeti arş-ı azamda. Cevher itibariyle arş-ı azamda. Evet. Ondan sonra inkiyatlı şöyle yapayım. Bu çıkmıyor galiba değil mi? Bu çıkıyor muydu ya? Yazıyoruz ama bakayım bir sileyim de çıkar mı? Çıkmasa bu kalemi yazdım. Benim odamda var. Ha çıktı. Tamam. Tüpü var yani. Gafil getirmişti. Bir de bir dersi dinleyenler göndermişti kargoyla. Tüpleri ya. Elazığ'dan, bir sürü yerlerden. Allah razı olsun. Yani çok antika ya benim kardeşim. Kudreti Zatiye'nin hükmüne gayet derecede tamam. Şimdi bir de şunu yazayım. Kudret-i Ezeliye'nin emirlerine
Aslında gayem ne biliyor musun bunu yazmakta? Eğer sırf anlatmak, takdim etmek, sunmak olsaydı anlatıp geçerdim. Ben bu külfete girmem. Gençler olduğunuzdan dolayı nasıl çıkıyor, nasıl çalışılıyor, üşenmeden, usanmadan böyle yazmalarınız gerekiyor. Yani yazarak böyle. Hem de ne kadar amaç, buraya temize geçene kadar ne kadar kağıt dökmüş. A4'leri karalamalar atmış. Kudret Ezel'in emirlerine nihayet derecede bak. Bir, iki, muti ve musahhar. Maşallah ne kadar istiriliyor, çok güzel ya. Siz yanmıyorsunuz belki aşağıda ama. Burası tepecik yani. Burası böyleyse İstanbul demek yanıyor. Evet. Ama çok rahat burası. Allah'ın nimeti. Ama Arnavutköy daha rahat olacak. Orası daha çok estiriliyor. İnşallah kışa doğru giriyoruz. İnşallah. Yani mesela tuğla biter. Zaten aşağıdan bir yandan tuğla çıkıyor. Bir hafta içinde şey başlayacak. Sıva, diş sıva. Bir yandan onunla başlanır. Çünkü duvar bittiği yerler. He. Yani tamam. Ben dedim ki tam bina olmasa bile son katı oraya yap Ömer. Biz bir girelim dima olarak. Aşağısı olmasa da olur. Niye? Vallahi ihtiyacı olan yapsın diyoruz. Emre hepsini yapar ya. Yapardır ya. Emre artık bu işe gönül verdi artık. Ben de inandım artık. Muti ve Musahhar bulunduğundan anneannesi varken çocuk gibiydi. Şimdi olgunlaştı. Şimdi artık kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Şurası çok önemli. Çok hoşuma gitti. Şu şimdi yazacağım. Başka kalem yok. Bir, iki, üç, dört tane. İntizam ve muvazene değil mi? Hükme itaat emirlere intisal emirlere itaat yok intisal çok farklı ya acayip şeyler ya sırrıyla bu sırmış sırf bunun için yazsam yeter ya eşyanın şeyi bu sır bütün intizamatın mizanların muvazinelerin menşei bak bir menşei menbaı mastarı mastar yani çıkış yer tamam mı? Olağan nihayetsiz hikmetin ve gayet hassas bir adalet-i ilahiye
Evet. Bak böyle çıkıyor abiler. Yeter ki çalış. Allah veriyor. Rüyanıza girmeyen bir şey demek ki içimizi silmemiş. Rüyamıza girecek kardeşim. Nasıl işlerimiz vesaire. Bak arkadaşlar, eşyanın mahiyettir, hakikattir, melekutiyet, vecihleri şeffaf, ayna gibi parlaktır. Bak ne kadar veciz. Eşyanın kudreti zatiye itaatlı ve inkiyatlı yaratılmış eşyanın. Ondan sonra emirlerine gayet muti ve musakharmış. İçerisinde öyle bir sistem var ki intizam, muvazene, hükme itaat, emirlere imtisal sırmış. İyim gibi yani. İhtiyaç, iştiyak, intizap, meyil gibi. Bütün intizamatın, mizanların, muvazenelerin, bütün intizamatın menşei, bütün mizanların menba, muvazenelerin mastarı olan nihayet hikmetin gayet hassas bir adalet var içinde. Adalet şeydi. Biliyorsunuz üç tane sıfat. Hikmet, şecaat ve hadi bakalım. Vasatı falan. İffet. İffet. Bak buradaymış demek ki. Ya zor geldi mi hocam? Tamam. Şimdi burada kudret-i ezeliyenin emirlerine dedi. Kudretin emirleri. Evet. Ezeliyenin. Aslında yani orada o zaman emrin o subuti sıfattaki hali gibi oluyor değil mi? Zatideki şeydeki değil. Aynen. Evet. Gerideki değil. Oradaki dışa vur. Evet. Çünkü eşya edecek ya. Vardan var ettiği için kudret. Mesela çok acayip ya. Emir üç şekilde kendini gösteriyor ya. Emri ilahi, emri ilahi, emri ezeli, bir tane daha. Emri Rabbani. Vay be. Bir de şey diyordu abi. Kudret-i fatıra diyor. İlk önce eşyanın melekutiyetine taalluk eder diyor. Evet. Kudret-i fatıra Allah. Fatır. Nasıl bir tabir, evet. Fatır neydi biliyor musunuz? Fatır. Melekutiyeti de tarif ediyor. Bak kudret-i fatıra eşyanın melekutiyetine taalluk ediyor. O zaman fatır nedir? Fatır 12 tane sıfat bulmuştu fatır. Zamansız, zamansız, mekansız, maddesiz, vasıfsız, sıfatsız, muacelesiz, modelsiz, macelesiz böyle yani yaratan demek. Luminesiz, misalsiz. İşte bu fatır. Bunu aynı zamanda neyin tarifidir? Melekutiyet. Kudret-i fatıranın eşyanın melekutiyetine itiş yapıyor. Yani zamansız, mekansız. Adem zaman ve mekan arkasındadır. Mesnevi. Mesnevi'de okudum. Zaman ve mekanın arkasındadır. Allah Allah. Okyanusu düşünün. Genişliğine Adem, yüksekliğine Adem-i sırf. Kudretin ve eşyanın mahiyet ve hakikatları buymuş. Kudretin ve eşyanın mahiyet ve hakikatları budur. Kudret bir avuç toprağı küffarın yüzüne atarak çok acayip. Bu benim değil. Bak. Kudret neymiş? Bir avuç toprağı küffarın yüzüne atarak her birilerine ayrı ayrı birer avuç toprağın yüzlerine gitmesiymiş. Ayrı ayrı ama bir avuç toprak. İrade ise ağacı yanına çağırmasıyla gelmesiymiş. Bak ne kadar farka bak. Bu benim tabir değil, alimlerden almışız. İlmi kelam alimlerinden aldık. Galiba Adem Hoca vermişti. Bir daha. Kudret irade nedir? Kudret nedir? Bir avuç toprağın kafire suratını atıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hepsinin tek tek gözüne gitmesiymiş. Kudret buymuş. Yani
bir avucun hepsine. Nurani olduğu için. Tercih yapmıyor. Yapmıyor. Aralarında tercih yok. Hepsine. Tercih yok. Şey ise, irade ise, ağaca şu ağaç sen gel diyor. Evet. Biraz. Çok güzel bir tarif. Yani eylemsel tarifi istedim ondan. Buldu bana. Ağaca diyor ki, ağaca çağırıp gelmesi. Sen gel. Toprağı bir atıyor. Kudret dedik ya, eşyanın mahiyettir, hakikatler, melekutiyetleri, kudrete emir verdir, emrine bak ne diyor. Kudret ezeliyenin emirleri nihayet derecede muti ve musahhar. Kudret şu tarif ediliyor alimlerin. Bir avuç diyor peygamberin diyor aldığı toprağı küffarın yüzüne atarak hepsinin tek tek gözüne girmesiymiş kudret. İrade ise sen değil, sen de değil, sen de değil, sen değil, sen gel. O da emir. Bu da emir. Şeyde uyuyor Sinan Ebu. Kiraz ağacı nedir? İradedir aslında bizim evet. Oradan bakınca. Arka tarafta kudrettir. Kudret bütün her şeyi veriyor ama irade bunu kiraz olarak ortaya çıkıyor. Aslında görünen tarafta şey, yani ona benzeşiyor. Evet benzeşiyor. Mesela ben bundan çok zahmet çekmiştim. Ben gözükeni kudret biliyordum. Sonra işte irade. Meğer ilk gözüken bu nedir? Ya bu abi bu kirazı mı soruyorsun? Ha, kiraz dedin ya niye incir demedin? Ha onu de, sana söylettiğin irade. Kudret aslında devreye girdiğinde bir ayrım yapmıyor. Yapmıyor. Yani irade kiraz yapıyor. Evet irade kirazdır diyor. Kudret iki türlü aç. Çıkartacağım her türlü diyor ben yani. Evet. Vücut çıkması noktasında kudret var. İşte ne güzel tarif etmiş. Bir avuç toprağın şahetil vücuhu yüzünüz kara olsun deyip hepsini atması, hepsini tek tek gidiyor. Hepsini tek tek gidiyor, ayırt etmiyor. İrade ise sen gel. Bedi kader nedir? Kitab-ı mubindir. Yani irade ve emri tek, evamiri tekviniymiş. Yazayım, bu da çok önemli. Bu da yazın, bu da yazılması lazım. Hoş bir şey. Çok önemli, çok hoş. Kaderi bu kadar veciz ancak izah olur. Ama düşünen insanlar için. Bedi kader, nazarı kader yazacağım. Nerede bulacağız böyle bir tarifi ya? Yani nerede bulacağız ya bedi nazarı kader? Bedihi kader. Yani emir ve evam tekniği ya. Birisi ne yazdı biliyor musun bana? Bir tanesi ettireyim mi? Almanya'da. Almanca tanırsınız ismi. Demek ki bunu da merak edip de araştıran var. Şu anda kayıtta olan bir trilyon mu dedi? 1 milyar 200 bilmem 200 küsür milyon müzik varmış. Ya 1 trilyon dedi. 1 trilyon. 1 trilyon 280 küsür milyar bilmem ne kadar milyon. Allah Allah. Ya. Müzik geçti de böyle fuzuli şeyler de kafamda kaldı ya. Nazarı kader ise yani o insanlar şimdi fırıl fırıl çalışıyor şeyleri, günahları. Oo çok yakın yaptın. Bakayım eylemde neyi kullanmış? O
Oo, yanlış mı yazdık? Yanlış yazdık. Tamam. Bedi-i kader. Hiç de uyarmıyorsunuz. Bakalım Hasan abi fark edecek mi? Gafur olsa aynı şeyi söylerdi. Gafil var ya, gafil. Şurada yanlış yazdık. İdare ediyorsunuz değil mi? İrade. Evamir tekviniye. Size bir şey söyleyeyim mi? Ama herhalde uygulayacağım. Şimdi dediler ya, koronada Eylül-Ekim'de tam kapanacak. Sonra vicdanen demeyeyim ki, ne yapayım, canlı yayın yapan şey, canlı böyle ders yapamıyorum, kola kapandı. Sen açıldığı zaman ders yapmadın ki, kapanmasında özüre sığınasın. İnanır mısınız? Millet Arnavutköy söylüyorum ama, şu derslerden dolayı, pazar dersinden dolayı gitmiyorum bir yere. Elimden geldiği kadar. Çok darlanırsam şey yapayım. Sonra kapandığı zamanki iki sene, ne yani özürümüz oldu ya Rab, işte açık olsaydı. Onun niçin söylüyorum 12'de bir? Böyle çok ciddi sebebiniz olmadıkça evi darlatmayacaksın o kadar. Ev hakikaten şeyimiz, cumartesi gezdirdin, gezdiremedin. Çok darlandın, tamam. Gir ceple gir. Bak böyle bir dersi ama gene bulamazsın. Ama sıkıntı olmasın diye söylüyorum. Ama ne kadar uzakta dahi olsa uçağa bin, atla geri git. Korkma uçak parasını. Başka yerden iktisat yap. Bu derse katıl. Ben bunu okurken de kullanıyordum, yapıyordum. İşte Allah'a şey şey. Nazar-ı kader, emir, bir de ilmi ilahi. Bak neyi kullanıyor, görüyor musunuz? Bunu niye kullandı? Nazar. Bakayım niye bunu, bilinen bir şeyi niye yaptı? İmam-ı Bin İlim Emir. İlahim defteridir diyor ya. Kader defter, ha. Kader defter, buna kader defteri yazacağız, kudret defteri yazacaktım. Ama o eklenmesi gerekiyor. Ha, bunu yazmak için yaptım. Dur. Devam ediyorum. Buna devam edeyim. Tamam mı bil? Şuna devam edeceğim. Kudret irade. İrade. Sonra zamanı hazıra. Görüyor musun bak? Kudret defteridir. Kudret. İlim emir. Burayı da başka bir şey yapayım. Mazim kitapta. Bu burası, evet. İlim emir. Müstakbel, mazi. Mazi, vay be, vay be. Şöyle yapayım.
Şimdi başka bir sonuç var. İnsanları duman etmiş cennet. Ya. Ne hatırıma geldi biliyor musun? Ne oldu? Dedim ki niye dersi gelmiyorsun dedim. Korona var dedi, doğru. AVM'lere gidiyor musun alışverişe? Abi ailece mecbur gidiyoruz. Görüyor musun? AVM'lere alışverişe gidiyor. Gidiyor musun? Orada oturup yemek yiyor musunuz? Alışveriş yapıyor musunuz? Derslerde korona var, AVM'lerde yok. İflasa bak. Ne hatırıma geldi? Bilmiyorum. Şimdi bedi kader bu herhalde şey için yazdım. Görüyor musunuz? Nazari kader İmam-ı Mübin mazi ve mustakbel. İlim, mustakbele, emir, hal ve maziye. Peki, şurayı da okuyayım aynı şey. Devamı yani bitmedi. Bu sayfada okuyunca keseceğim. Tüm bunların sonucunda elhamdülillah. Yani bunlar niye yazıldı? Sonucu Allahu alem. Bu sonuca varmak için. Ondan sonra kapatacağım. Eşyada zahir iradeye batın kudreti bakıyor. Tüm bunlar eşyanın zahirisinde. Bir daha. Allahu alem zahir kiraz iradeye batın kudrete. Tamam. Eşyanın nesi bu? Zahirisi. Şöyle diyeyim. Zahirin zahirisi bu. Bak bu zahirin zahirisi. Zahirin zahirisi irade. Zahirin batınısı kudret. Eşyanın batınısı ise evamir ilim. Evamir zahirdir. İlim batındır. Gene tüm bunları toplarsam batının batınısı, bir daha, bu yeni tabir bu. Sonucumuz, sonra en son okuyacağım şey. Batının batınısı İmam-ı Mubin'dir. Yani, batının batınısı İmam-ı Mubin, zahirisi emir, batınısı ilim. Zahirin zahirisi, yazacağım ben bunu. Kitab-ı Mubin. Zahirin zahirisi irade. Zahirin batınısı kudret. Yazayım ondan sonra. Bir daha şey yapayım. Şeye uymuyor mu Hasan abi? Dörtlü evvel ahiri katsanız yani dörtlemeyle çözülmüyor muydu? Böyle? Beraber yapalım ama bir yapayım ben şunu. Şimdi nereyi sileyim? Burası için. Öteki sayfaya geçeyim. Bak bu zahirin zahirisi. Yok bu da doğru. Yani, doğru da şey ama doğru. Ama yine aynı zamanda evvel ahir doğruyor. Tamam. Doğruyor oyun. Evet. Of.
Burası sonuç arkadaşlar. Çok güzel. Yani zahirin zahirisi var. Zahirin batınısı var. Bu tabir yeni. Batının batınısı var. Batının da zahirisi var. Yani batının her şeyi batın değil. Şey yapayım da. Çok hoş olacak inşallah. Hem de bugünkü meyvemizin sonucu olacak. Yetmez buraya. Niye batınından başlıyorsunuz abi? Yukarıdan başlayayım. Eşyanın zahirisinin... Tamam. Peki. Tamam. Tamam abi. Atlamak istedim de. Eşyanın zahirisinin... Zahirdeki önünü söylüyor. Batındaki batın önünü söylüyor. Zahirisinin. Farkı bu. Başlarına şey yaz, sonra mı yazacağız? Batının batını, zahirin zahir diye. Evet. Sonra da yazacağız. Hep bunları şimdi topluyorum. Bunları topluyorum. Kore'de bak, eşyanın zahirisi yazın abi. Eşya mı yazın? Üstte var. Eşyanın sureti değil. Şey, zahiri. Zahirinin... Şure. Aşağıda eşyanın batınısı ya onlar. Eşyanın batınısı. Yukarısı. Şu eşyanın... Ha, zahirisi. Ha, onu da ekleyin. Ha, doğru. Zahirin tamam. Zahiri olacak ya. Ha, tamam. Bak, biz göremeyince biz müdahale ettik. Tamam, neyse, Allah razı olsun. Görüyoruz da abi. Doğru. Yani. Eşyanın... Allah var, ben yazmadım. Çünkü tespitin bir şey olduğu belliydi yani. Evan bir tekniğine ile emir aynı yerde olmaz mı? Ha, tamam. Bakın ne yazacak? Bir şey mi yazacak? Batının batınısı şimdi. Batının batınısı. İmam Mübin. Bunun da bak batının batınısının zahirisi var. Emir. Ha, yazmadım. Batınısının zahiri. Benim gibi defter istiyor varsa böyle, gafur getirdi 20-30 tane, böyle defter istiyorsanız verebilir. Defterler zor taşınır biraz. Ama tablet olsa daha mı iyi olur? Yok, defter daha iyi. Evet. Yetişi biraz çok, yani iyi alışmanız lazım, zor. Zor değil mi? Oradaki tadı vermez, kağıttaki tadı. Avantajları var mı? Eski kafayız abi. Öyle değil mi? Şimdi konuşalım. Ondan sonra bit. Eşyanın zahirisi gözüken bu kiraz, incir değil, kiraz diyebilmek için. Eşyanın zahiri de, eşyayı konuşuyoruz.
şu ağacı. Zahirin zahirsi irade. Zahirin, şu zahiri gözükenin batınısı, yani vücudu, kudret. Eşyanın batınısı var. Nedir o? Eşyanın batınısının zahirisi emir. Hal ve maziydi. İlim ise istikbal yönü. Yazayım istersen. Şurası. Şeyde bir yukarıda eşyanın batısında evamir dediniz. Batının batınısındakinde emir dediniz. Emir, evamir. Çoğul ve tekil. Nerede hani? Bakarsanız eşyanın batısı. Batınısı evam. Evamir. Evamir. Bir dakika ne demişiz bu? Eşyanın batınısı. Evamir. Evamir tamam. Altta da emir. Emir dediniz. Nerede? O İmam bin satırı, o satır devam edin o satıra parmağınızı gösterdiğinizi. Emirler eşyanın batınısı, eşyanın batınısı zahirisi. Ha. Yok, ikisi de zahir ama biri emir, biri evamir. Ha, sebebi şu. Evamir çoğul ya. Hı hı. Yani çoğu ifade eden artık şey yapmış ama tekil emir. Mesela diyelim ki bir suda ıslatma var, suyun kaldırma kuvveti var, var bir sürü. Bunlar hep emir. Ama bunun arkasında böyle ol, emir, tekil yapmış. Bu İmam-ı Mubin'e evamir demiyor, emir. Emir ilim diyor. Uygulamada evamir diye geçiyor. Herhalde öyle düşünüyorum yani. Eylemde çok sıfatları kastedilen bir emir. Batının batınısı, yani batın neydi? İmam-ı Mubin'di. Zahir neydi? Kitab-ı Mubin'di. O zaman İmam-ı Mubin'in zahirisi, yani İmam-ı Mubin batındır. Batının zahirisi emirdir. Batının batınısı ilimdir. Lan baştaki batının batınısı fazla olmuyor mu ifade? O alttaki... Ya ben bunu hiç saymadan yaptım burayı konuşurken. Ama eğer yazdığımı okursam batının batınısı İmam-ı Mubin'dir. Ve neyin batının batınısı diyeceğiz orada? Eşya mı? Eşya, eşyanın. Uyguladık ya bunu. Batınısının batınısı. Mesela üç kademe giriyoruz. Mesela diyelim ki eşya ilk gözüken nedir? Şöyle yapayım. İrade. Kitab-ı Mubin ya. Kitab-ı Mubin zahir değil mi? Bedi kader. Zahirin zahirisi. Zahir. Zahirisi irade. Zahiri. Zahirisi irade. Zahirin batınısı kudret. Şimdi bu zahiri kader. Kudretti. Batınısı var. Batın nedir? İmam-ı Mubin'dir. İmam-ı Mubin nedir? İmam-ı Mubin de batındır ya. Bir de batının batınısı var. Batının batınısı ilimdir. O İmam-ı Mubin'in de emir ilim ne demek diye merak ettim. Bak şimdi bir daha şuraya yapayım. Daha iyi anlaşılsın. Ondan sonra keseceğim. İmam-ı Mubin ilim neydi? İrade, kudret. Bak şimdi. Eşyanın batınısı değil miydi? Eşyanın zahirisiydi. Bu niye kondu iki tane? Batının batınısı bu. Batının zahirisi de bu. Yeni bulduğumuz bir şey. Bir de şey yapayım da dur. Onu biraz daha izah edeceğim. Bir batın kelimesi fazla oluyor zaten. Batının, batınısının batınısı üç kademe oluyor. Nasıl oldu? Hani belki ha, çoğaldı ama bir daha. Dedi ya, o yok. Ha, yok. Eşyanın şu en alttakinde Kitab-ı Mubin'i var, yani. İmam-ı Mubin'i var. Bedi-i kader, nazar-ı kader. Eşyanın zahirisi bu. Batınısı da bu. Peki ben şu soruyu sordum. Oradan yol açayım. Yani niye iki tane böyle sıralasaydı? Emir, virgül, ilim. Ayrı bir kategori. Ha baktım ki batının batınısı da var. Mesela şu ağaç zahir. Zahir irade.
kudret niye zahir değil? Batınısıdır. Hangi batını? Batından değil, zahirin batınısı. İmam-ı Bin de eşyanın batın tarafıdır. Batın ama batında iki şey deme, mazi ve müstakbel. Mazi ve müstakbel. O zaman nedir? Mazi vukuattır. İstikbal imkanattır. İmkanat ne oldu? Batın tarafı. Mazi vukuattır. O zaman batının zahirisi yani vukuat, emir. Batının imkanat tarafı var. Daha vücuda gelmemiş. Gelecek vücutları var. Batının batınısı ilim. Mülk melekut desek daha iyi olmaz mı? O, olur ama ilmi, teknik oldu bu. İstersen diyelim şuna. Mülk de melekut de. Eşyanın mülkü. Onlar da kendi içinde emir mülktü. Ama sonuç. İlim melekuttu. Evet. İlim melekut tarafı. Emir evet. De mülk tarafı. Yaz işte. Emir, mülk. Bunun mülkü ama. Evet, evet. Şimdi ama eğer mülk yazarsan şimdi derler ki yani ya karışır ya. Teknik kalacak. Kim ne kadar anladıysa. Batının zahirisi. Bir daha söyledim bu. Bir daha söyleyeyim. Niye ben bu şeye tanımlara gittim? Dedim ki eşya bir bedihi kader var, bir nazarı kader. Bu nazarı kader, bu bedihi kader. Eşyanın nazarı kaderi nedir? Kitab-ı Mübin'dir. Kitab-ı Mübin irade virgül kudret olması gerekirken ve koymuş. Ayrı bir kategori. Bedihi değil mi abi ya? Bedihidir işte bu. Nazarı bu yani, nazarı bu. Evet. Yani bedihi açık olan. He bu ortada olan. Evet. He. Şimdi o zaman diyor ki daha vücuda gelmiş. Yani şu. İlk gözüken nedir? Bu anlaşıldı. Bu önemli işte bu. Mesela bu batı, eşyanın batını. Evet. Yani bunu görüyoruz. Bu gözümüze çarpmıyor. Bu çarpıyor. Kirazdır diyoruz. Bu çarpmıyor. Bu nazari kader. Ha bu batın. Batındır. Bu zahir. Şurada. Şuna diyelim ki daha iyi anlaşılır. Zahiri. Batını. Eşyanı. Eşyanı. Peki bunu ben ile niye ayırdı? Allah Allah ne fark var? Ha, batının batınısı bu. İmkanat. Bu da vukuat olduğu için. Batının zahirisi. Onu da yazar mısınız abi? Ha yazayım dur. Doktor niye böyle vurdu bize? Cerrahda kalmasın abi. Evet. Şimdi oraya şunu yazayım değil mi? Bir ok. Okla çıkartayım. Batının zahirisi. Batının zahirisi. Batının batınısı. Zahiri. Zahirisi. Zahiri. Zahir. Doğru yazdım değil mi? Batınısı. Yani bu derste belki de 20-30-40 tane ders kullandık. Evet. Ben çekeyim. Canlı yayındakiler de görmüştür inşallah. Şöyle kaldırayım. İnşallah öyle bir sistem koyacağız ki Arnavutköy hep oraya geldik. Yani böyle çevirme verme yok. Hem burada olan hem olmayan aynı kalitede görecek. Değil mi? Yukarıda şey koyacağız. Kamera. Evvela abi zahir batın. Hakikati müşahede edecekler. İnşallah ya. Çok şey ya. Çok çok istiyorum. Çok istiyorlar. İnşallah. Öteler istiyor. Fazla istiyor.
Ondan sonra biraz işimiz bitiyor dünyada bizim. Allah'a ısmarladık demeye hazırlanacağız. Mekan kuruldu, sistem de kuruldu. Çalışma yöntemi de kısmen külliyatın bu tarafını da öğrendik. Artık herkes adres tayin edildi, adres gösterildi, sen yürüyeceksin artık. Herkes kendi müstakil bir merkez olacak. Herkes müstakil, yani bu gerçi salı derslerinde yapın, yapmayı öğrenin. Bu ortamda yapan her yerde yapar. Senin bu ders takdim ettiğin salı dersi çoğusu enfusçi. Evet. Ya bu işe gönül vermiş. Burada yapabiliyorsan başka yerde normal zaten hiçbir şey olmasa bile düz okursun. Ama istiyorum ki kaliteli insanlar imtiyazlaşsın. Sonra ya böyle bir meylim var, istidadım var ama bir türlü bir yerden filiz bulamıyorum. Kafama hep darbe geliyor. Filiz çıkmıyor. Belediye çöplüğüne toprağı dökmüş. Tam filiz çıkacaktı, başka bir çöp gelmiş. Bir darbe daha, erkek kafan aşağıda. Sen buraya bas çık. Buraya bas çık. Ondan sonra ben sağken yap dersin. Bak sana fırsatı tanıyor. Sonra deme yani. Ya bize fırsat tanımadı. Şimdi omuzuna yük düşünce, öndekiler gidince, vefat edince veya bir şey şekilde ayrılınca böyle ya bacalamazsın, zaten alışmışsın. Ben zaten Uçlu abi sakin dershaneler açıyordum, ders yapıyordum. Hiçbir değişen bir şey olmadı. Olmanızı istiyorum. Yetişmenizi istiyorum onun için. Onun mekanınızı da oldu mu, ondan sonra yöntemi de bildin. Bizden de bu kadar. Emre sana söylüyor abi. Bize bakma. Sana bakıyor. Tabii sana söylüyor yani. Tamam. Ona göre. Yani artık ondan sonra bizim bir derece vazifemiz bitiyor. İstiyordum ben muvaffak oldum bu dünyada geliş gayeme muvaffak oldum. Yani bu nimet için söylüyorum. Allah şükür için ve emma bi nimeti rabbike feyedli. Rabbine, Rabbinin nimetin şükür için tadad et. Ben gayeme muvaffak oldum. İstiyordum ki Risale-i Nur'un enfusi içsel yapısını bir iki kişide uyandırılsın ve Rabbim de biliyor nur talebelerin ülfetini kıracağım Allah nasip ederse. İlk önce kendim için. Nasıl olacağım bilmiyorum ama bu külliyat böyle değil. Benim bizim okuduğumuz gibi. Böyle çıktım yola. Benim anladığım gibi değil. Ustadın anladığı gibi. Kur'an'ın methettiği Risale-i Nur benim anladığım gibi değil ya. Çünkü iki asker varmış, çanta varmış. Vallahi böyle olmaması lazım dedim. Ben de ülfet sarmaladım. Eğer kendi nefsime ülfeti kırarsam, benim kardeşlerim de ülfetini kırar. Faydam olur. Ve ilk dediğim şey, Rabbim bana ver. Bana bu isteği verdi. Öyle bir talep oldu. Benim anladığım gibi o bin seneden beri terakkim etmiş olmuş olan küfür yol bulmuş, ortaya çıkmış. Külliyat bunu ortadan kaldırıyor. Ya sip böyle misal vererek yani ispat gücü çok yüksek. Tamam ama tekrar etsen ülfet sarıyor. Kur'an'a karşı ülfet oluyor da Risale-i Nur olmaz mı? En lazım cazip olan lezzetler bile ülfet oluyor. O zaman bunun bir batınısı olacak. Üstad diyor ki enfusi devamlı vurguluyor. Enfusi alem 29 sözde zaten söylüyor. Enfusi, afaki deliller var. Ha, o zaman kendi nefsimizde tecrübe ettiğimiz, şimdi mesela çıktık, yeni işte diyorum size, İmam-ı Bin batındır, Kitab-ı Bin zahirdir. Okudunuz mu? Nazari kader, Bidi kader. Ama bir tanesinde ilim emir koymuş, bir tanesi irade kudret koymuş. Ve var, abi baktım ki Allah Allah, sorunca cevap oluyor. Aslında soru sormak, İlmi zaten yarısı veriliyor sana. Soru, es-sualin nisulin. Sual, cevabın yarısıdır, ilmin yarısıdır. O zaman bir baktım ki, Kitab-ı Mubin zahir iken, zahirin zahirisi irade, zahirin batınısı kudret. Toptancılık yaparsan, eşanın zahirisi Kitab-ı Mubin. Ama bir baktım, İmam-ı Mubin eşanın batınısı.
Batının batınısı istikbal vukuattır, ilim. Batını zahirisi mazi ve hal, o da emirdir. İmkanat değil, bu da vukuat. Onun için İmam-ı Bil, mazi ve mustakbel, alemi gayb. Ama yaşanmış, yaşanmamış arasında fark, batının zahirisi. Fark ne ya kardeşim? Mazi ve mustakbel aynı. Geçmişim nerede? Geleceğim neredeyse. Geleceğim nerede? Geçmişimde. Onun gibi. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Niyetimize göre muamele etsin. Beşeriyetimize bakıp da işlediğimiz günahlardan dolayı İhsan'ı, ikramı, inayeti, lütfu, keremi olan bu durusu Kur'an'ı hakikatleri elimizden almasın. Bizi bu dünyada beraber kıldığı gibi ahirette de beraber haşretsin. Bizi bizden ayırmasın. Bizi bize bırakmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman o bizi unutmasın. Haşir meydanında hangimiz ahirete ilk göç edersek kabire, ecel geldiği zaman ya Rabbi diğer bütün kardeşlerimizi de ecel vuku bulmadan sekerat anında orada bizi bekler, bize nazar eder, himmet eder tarzında bulmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Birbirimize zahir ve nazır ve şefaatçi eyle, şefik eyle, şefaatçi eyle, şefkatli eyle ve dillal eyle, şahit eyle hakikatlarına. Çoluk çocuğumuzdan, kızımız, evladımız, bizi seven, evladı yerlerimiz, anne babalarımız, dünyada ve ahirette kimler varsa ya Rabbi onlara da merhamet eyle. Onlara da yaşayanlara hayli bir istikamet, hayli bir hayat, hayli bir tercih, hayli dünya ve uhrevi nimetler nasip eyle. Vefat edenleri de usul ve furularımızdan her kim geçmişse kabirlerini cennet bahçesinde bir bahçe eyle. Ya hizmet imaniye, Kur'aniyeden hasıl olan iştiraka, amali, uhreviyeden hissimizi ziyade eyle. Vahir davahu enilhamdülillah rabbil alemin el Fatiha. Allah razı olsun abi. Çok sağ olun. Amin. Sizden de razı olsun. İnşallah bir veya iki dersimiz kaldı. Emri tekvini. Sonra emri tekviniye geçeceğiz. Evamiri tekviniye geçeceğiz. Sonra bu bir nebze yarım saat konuştuğumuz belki de fazla. Adem-i sırf, Adem-i mutlak. Sonra vücut. Vücudun vücudu, vücudun zahirisi. Mer böyle bazı şeyler çok acayip olacağız, şaşıracağız. Ademler tekvinde gözükürken vücutlar bakıyoruz ki vücutta olacak. Mümkünler, imkanlar, madumlar, subut-i sıfatın, zat-i sıfatın vücudunda. Ademler, ademi sıfatlar tekvinde. Acayip acayip şeyler olacak. Sonra ömrümüz vefa ederse zat-ı sıfatların eşlemesini yapacağız subut-u sıfata. Mesela tekmin kudrete. Diyelim ki vücut hayata eşleme eşleşiyorlar. Allah nasip etsin. Tekrar el Fatiha.